Rabbul Alemin Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki: "وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَا اِلَّا لِيَعْبُدُونَ" Ben cinleri ve de insanları bana kulluk etsinler diye yarattım. Yani bir insanın, bir cinin yaratılıştaki en büyük hedefi Rabbul Alemin'e doğru bir kul olabilmektir. Yani kamil insan olabilmektir. İnsanı kamil. İnsanı kamil olabilmek için de insanın hem inancının kamil olması lazım, hem amelinin kamil olması lazım, hem ahlakının kamil olması lazım. İnsanın inancı, ameli ve de ahlaki kamilse o insan, insanı kamildir. Bir insanın insanı kamil olabilmesinin yolu da nedir? يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَتِيُوا اللّٰهَ وَاَتِيُوا الرَّسُولَ Ey inananlar, Allah'a ve de peygamberine itaat edin. وَاُلِ الْاَمْرِ مِنْكُمْ Ve de Allah ve peygamberinden sonra sizin için gelecek olan yöneticilere, yani imamlara itaat edin. Yani bir insan kamil bir insan olmak istiyorsa Allah'ın sözüne bakacak, peygamberinin sözüne bakacak, imamının da sözüne bakacak. Eğer ki bunlardan bir tanesini terk edecek olursa eksik olur. Peygamber Efendimizin döneminde o adam dedi ya, bize Kur'an-ı Kerim yeterlidir. Belki de insanlık tarihine en büyük yanlışlardan bir tanesini ekmiş oldu. En büyük yanlışlardan bir tanesinin tohumunu ekmiş oldu. Çünkü bir insanı hidayete, bir insanı kamil insan olmaya sadece Kur'an-ı Kerim ne yazık ki götürmüyor, götüremiyor. Çünkü biz sadece Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman her şeyi anlayamıyoruz. Allah bile buyuruyor ki biz size peygamberi gönderdik ki kitabı size açıklasın ve öğretsin diye. Allah'ın peygamberi Kur'an-ı Kerim'i bizlere açıklamak durumundadır. Ehl-i Beyt aleyhisselam da aynı şekilde Kur'an'ı bize açıklamak durumundadır. Sadece küçük bir iki tane örnek verecek olursak bunu açık ve net bir şekilde anlayabiliriz. Kur'an-ı Kerim bizlere yapmamız gereken şeylerin sadece ana noktalarını buyuruyor. Detaylarını değil. Mesela Rabbul Alemin buyuruyor ki namaz kılın. Ve bazı ayetlerde bir nevi tamam namazın vakitlerine de işaret edilmiş ama namazı kaç rekat kılacağım? İçinde hangi duaları okuyacağım? İçinde okumam gereken sure varsa hangi sure olacak? Bunların hiçbirisi Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir noktasında bulamazsınız ki namaz kıldığınız zaman sabah namazına 2 rekat, öğleyi 4 rekat, akşamı 3 rekat kılacaksınız diye. Detayları bizlere Peygamber Efendimiz ve de Ehl-i Beyt imamları öğretir. Biz eğer ki peygamberi, Ehl-i Beyt imamlarını kenara itecek olursak İslam dinini doğru bir şekilde anlayamayız. İslam dinini doğru bir şekilde anlamanın yolu, insanın kendisini doğru bir şekilde geliştirmesinin yolu ancak Peygamber ve Ehl-i Beyt'inden geçer. Kur'an, peygamber ve ehl-i beyti. Bu üçü bir arada olduğu takdirde bizi kurtuluşa götürür. Ve nitekim de ehl-i beyti terk eden insanların durumunu da görmekteyiz. İslam ümmetinin çektiği bütün sıkıntıların ana sebebi ehl-i beyt aleyhisselamdan uzak kalmaktır. Ehl-i beyt aleyhisselamı anlamamaktır. Ehl-i beyt aleyhisselamın emirlerinden ve de sözlerinden uzak kalmaktır. Biz eğer doğru insan olmak istiyorsak, kamil insan olmak istiyorsak, gerçek bir mümin, gerçek bir Müslüman olmak istiyorsak, Allah'ın, Kur'an'ın, peygamberinin ve de Ehl-i Beyt'inin sözüne bakmak mecburiyetindeyiz. Biz eğer bunları yapmazsak o zaman nedir? Durumumuz kötü olacaktır. Bizim eğer ki amelimiz, bizim eğer ki yaptıklarımız Kur'an'a uymuyorsa, Ehl-i Beyt'e uymuyorsa o zaman bizim halimiz nedir? Yamandır. Birçoğumuzun en büyük hatalarından birisi nedir? Allah'ın emirlerini sanki hiç yokmuş gibi
kafaya takmadan yapmamaktır. Toplumumuz içerisinde namaz kılan insanların sayısı ne kadardır acaba? Müslümanların %80'i namaz kılmıyor. Allah'ın 5 vakit farz kılmış olduğu namazı Müslümanların %80'i kılmıyor. Niye %80 diyorum? Kendi dönün etrafınızdaki ve akrabalarınıza bakın. Aile fertlerine bakın. Etrafınızdaki arkadaşlarınıza bakın. 10 kişiden kaç tanesi namaz kılıyor? 10 kişiden 2 tanesi kılıyorsa dediğime geliyor zaten. Müslümanlar Allah'ın ilk emrini yerine getirmiyorlar. Öyle bir ibadet ki Allah buyuruyor, peygamberi buyuruyor ki "Es-salatu amududdin", namaz dinin direğidir. Eğer namazınız kabul olmazsa diğer hiçbir ibadetinizin de faydası yok. Diğer amellerinizin de faydası yok. Kıyamet gününde insana ilk sorulacak olan şey nedir? Namazıdır. Namazını kıldın mı? İsteğim yok, hovselem yok, yapamıyorum, zor geliyor. 50 tane bahaneyle Allah'ın en büyük emirlerinden birisi yerle bir ediliyor. Keşke sesimizi onlara duyurabilsek bir vesileyle. Cehennem ehli hakkında buyuruyor ki cennettekilerle cehennemdekiler birbirleriyle konuşacaklar, birbirlerine soru soracaklar. Cennettekiler cehennemdekilere soruyorlar. Diyorlar ki "Ma selekekum fi sakar?" Sizi cehennem ateşine atan nedir? İlk cevapları bu. "Lem nekum minel musallin." Biz namaz kılanlardan değildik. Biz namaz kılanlardan değildik. İlk cevapları bu. "Ve lem nekun nut'imul miskin." Biz fakirlerin elinden tutmuyorduk. Allah'tan uzak olanlarla oturup kalkıyorduk. İlk cevapları namazdır. Diyor ki biz namaz kılmadığımız için buraya geldik. Sen Allah'ın ilk emrine riayet etmiyorsun. O kadar güzel bir ibadettir ki. Bir de Allah her bahaneyle insanın elinden tutmak istiyor ya. Azizler, şöyle bir hadis var, ne kadar muhteşemdir. Cemaat namazı müstehap değil midir? Yani kimse diyemez ki bana farzdır, illa da gideceğim cemaat namazı kılacağım. Hayır. Allah peygamberi diyor ki cemaat namazı kılmak müstehaptır. Yani sevaptır. Çok sevabı vardır. Gidin cemaat namazı kılın. Ama sevabını da bize bildirmek istediğinde hadis şöyle buyuruyor. Buyuruyor ki bir cemaat namazı imamıyla birlikte 11 kişiye ulaştığında o cemaat namazının sevabını denizler mürekkep olsa, ormanlar kalem olsa, insanlar ile cinler onun yazıcısı olup yazsalar onun sevabını yazıp bitiremezler. Böyle bir sevabı, böyle bir yüce dereceyi elden veriyoruz. Sadece bir cemaat namazıyla. Ben hiç kimseye demiyorum, işte gelin sabah, öğle, akşam her zaman cemaat namazında bulunun. Hayır, bu zaten mümkün de değil. Her insanın yapabileceği bir şey değil. Ama en azından günde bir kez, en azından 3 günde bir kez, en azından haftada bir kez bu cemaat namazına gelin. Yani bu kadar mükemmel bir sevabı niye elden veriyorsunuz ki? Allah 15 dakikalık bir ibadetin neticesinde bu kadar sevabı sana vaat ediyor. Yalan mı? Hayır, yalan değil. Allah'ın sözü, peygamberinin sözü. Allah ve peygamber bir şey diyorsa bir bildikleri vardır. Ya o kadar sevap olur mu? Niye olmasın ki? Sevabın hazinesi Allah'ın kendi elinde değil mi? İstediğine istediği kadar da verir. Ama neticesinde de buyuruyor ki namazını da ihmal edersen vay haline. Allah'ın ayetini okudum. Hazreti İmam Sadık Aleyhisselam'ın cümlesi neydi? Sahabesinden bir tanesi diyor ki yolculuktaydım, geldim, baktım, gördüm ki İmam Sadık Aleyhisselam vefat etmiş, şehit olmuş. Diyor ki geldim aile yakınlarına, dedim ki İmam Sadık Aleyhisselam o son anlarında önemli bir şey söyledi mi ki ben bileyim, ondan gafil olmayayım, haberim olsun o güzel şeylerden, güzel cümlelerden. Dedi ki İmam Sadık Aleyhisselam o ömrünün son anlarında aile fertlerini ve de yakınlarını topladı etrafına ve de onlara buyurdu ki "As-salah, as-salah, as-salah, namazınız, namazınız, namazınız.
Her kim namazını ihmal edecek olursa kıyamet gününde bizim şefaatimiz ona olmayacaktır. İmam Aleyhisselam buyurmuyor namazını kılmayan. İmam Aleyhisselam buyuruyor ki namazını ihmal eden. Yani bir gün kılan, bir gün kılmayan, sabah namazı kazaya kalmış kalmamış umrunda olmayan, işte diziye bakacak diye iki dakikada hemen akşam yatsıyı halleden insanı kastediyor. Namaz kılındığı zaman edebiyle kılınmalı. Namaz kılındığı zaman kimin huzurunda olduğumuzu bilerek kılınmalı. Biz alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzurundayız. Sonsuz lütufun huzurundayız. Sonsuz merhametin, şefkatin, rahmetin huzurundayız. Biz öyle birinin huzurundayız ki bir bakışı bizim hayatımızı güzelleştirir. Bir bakışı, bir lütfu, bir inayeti. Bir kez kulum demesi yeterlidir. Bir kez kulum demesi yeterlidir. Biz yeter ki o şekilde namaza durabilelim. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz geldi mescide. Baktı gördü ki bir tanesi hızlı hızlı namazını kılıyor. Ahiren Peygamber Efendimiz buyurdu ki bunun bu karga şeklinde namaz kılışı aynı kuş nasıl yemini yerken tak 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 vurar o şekilde yemini yer ya. Bu karga şekilde namaz kılmasının buna zahmetten başka bir getirisi yoktur. Zahmetten başka bir şey değil yani. İnsan namazını kıldığı zaman kimin huzurunda olduğunu bilmeli. İmam Zeynül Abidin aleyhisselam ve de diğer imamlarımızın hakkında vardır. Buyuruyorlar ki abdest aldıkları zaman tenleri sararırdı, yüzleri sararırdı. Sebebini sorduklarında da buyuruyorlardı ki hiç biliyor musunuz kimin huzurunda durmaya gidiyorum? Allah'ın huzurunda durmaya gidiyorum. Mevla Ali aleyhisselam ibadete durduğunda ayağından oku çıkarıyorlar hiç fark etmiyor. Öyle bir namazdır. Namaz namaz olunca da insanın elinden tutar, insanın yüreğinden tutar, kalbinden tutar. اِنَّ السَّلَاةَ تَنْهَا اَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Namaz insanı kötülüklerden korumaktadır, o namazdır. Onun için de buyuruyor ki namazını ihmal edene bizim şefaatimiz yoktur. Ve bile bile namazını kılmayan insanın da kıyamet gününde işi çok zordur. Akıllı bir insanın, düşünen bir insanın asla yapmayacağı bir şeydir. Yani sen diyorsun ki Allah'ım, ey Rabbim, ey beni yaratan, ey rızkımı veren, ey güzellikleri bana veren Rabbim, senin sözüne bakmıyorum. Budur, başka bir şey değil. Allah'ım ben senin sözüne bakmıyorum. Bana namaz kıl diyorsun ama ben kılmıyorum. Bana abdest al yüzünü kıbleye dön diyorsun ama ben bunu yapmıyorum. Budur, başka bir şey değil. İnsanın bile bile günah işlemesi nedir? Direktmen Allah'a karşı gelmesi ve de Allah'ın huzurunda işte ben senin sözüne bakmıyorum demesidir. Başka da bir şey değil. Onun için azizler, namaz, namaz, namaz. İhya gecelerinde okudum İmam Ali Aleyhisselam'ın vasiyetini. O Hazretin vasiyetinde de vardı. Buyuruyor ki Allah, Allah fi salatikum. Namazınıza dikkat edin. Namaz dinin direğidir. Allah inşallah ki akıbetimizi, sonumuzu hayırlı eylesin. Bizleri Peygamber ve Ehl-i Beyt'in bu güzel yolundan ayırmasın. Ne bu dünyada ne de ahirette inşallah ki bizleri utandırmasın.